Merhaba sevgili seyirciler. Programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sizden gelen sorularımızla devam edeceğiz ve aşı programımızı aktaracağız. Hocam kısaca hemen sorularımızı ben sorayım. Buradan başlayalım. Sonra konumuza devam edelim. Hasan Hüseyin Gümüşalan'dan yazmış. Merada otlayan koyunlarımda topallama var. Aynı hayvanlarda bir müddet geçiyor sonra tekrar topallama başlıyor demiş. Ne önerirsiniz? Tabanlarını kontrol edecek. Büyük olasılıkla yumuşama var. Topallık ondan dolayı. Yani ayakkabısız çıkarıyorsunuz mıcırlı yollarda. Tırnakları sertleştirmeniz lazım. Hayvanlarınız büyük olasılıkla hamiledir. Hamile olan hayvanda mesela ikizlik oranınız da yüksekse yavrular kemikleri gelişebilmesi için kalsiyuma ihtiyaç var. Ana sende var mı demez. Alır. Ne varsa alır. Alır. Orada ilk önce anne yavrularından yavrularına verebilmek için tırnağından alır. Yavrusuna verir. Tırnağından çeker. Yavruya verir. En basiti kardeşim mermer tozu kattı yemine biraz harmanla. Belli bir zaman topallıklar kendinden gevşer rahatlar. Tırnaklar patlamadan, iltihaplar oluşmadan, yırtılmalar ve çürümeler oluşmadan bunu yaparsan çabuk toparlarsın. Yoksa artık devreye hekim arkadaşlar girip ondan sonra antibiyotik tedavileri vesaire yapmak zorunda kalacaklar. Evet. Şuradan devam edelim. Karışık ırk sürüye iyi bir ırkın koçları kullanılırsa karışık sürü kaç doğumda kullanılan koçun ırkına döner? Balıkesir'den Metin Bey yazmış. Metin şöyle söyleyeyim, karışık ırkın karışıklığına bağlı. Gidip de şimdi sürüye atıyorum bir sufolk alırsın, erkek güzel bir sufolk, ama sürün senin alakasız bir ırksa çok uzun bir süre o ırkı çevirmek için uğraşabilirsin. Ama etçil özelliği olan bir ırk, o aldığın koça yakınsa birinci nesil hayvanlar azmanlaşır. Yürü çok büyük, vay nasıl bir güzel bir şey yaptın der. Ondan sonra ufalır. Ama sürü istediğin ırka, istediğin koça dönüşü dördüncü nesilde falan neredeyse aynı ayarda uygun. Örneğin Suffolk'sa Suffolk. Ile France. Dördüncü nesilde baya F4'te artık bu safa yakın dersin. Belli aralıklarla sürprizler çıkar bu arada. Bir sonraki nesillerde. Sonra çıkar. Biz bakın. Safkan, Karaca Bey, Merinos'u yetiştiriyoruz. Hı hı. Hep beyazlar seçeriz. Elit sürü yaparız. Ona rağmen benler aklarla bir bakıyorsun. Şurasında bir leke, burnunda bir leke, kahverengi leke. Biz leke istemiyoruz ama demek ki birilerin sülalesinde o gen var. O gen de gizli bir şekilde saklanmış, aktarılmış. Ama genel olarak dördüncü nesilde istediğin sürüyü elde edebilirsin. Evet. Buradan topallama konusunda cevapladık. Diğerine geçelim o zaman. Hocam iyi günler. Küçükbaş hayvanda doğumdan sonra canlı ağırlığın yüzde kaçı kadar kaba yem vermeliyiz? Posa ya da saman ne kadar kesif yem vermemiz gerekiyor? Bu benim süzlerimde nasıl vermeliyiz? Bu acaba anlayamadım ben. Büyük ihtimal anaçları çünkü doğumdan sonra demiş. Şimdi yüzde kaçından ziyade ben size daha basit pratik şeyler söyleyeyim. Ortalama kaba yem 2 ile 2,5 kilo arası gezer. Bu işkembenin kapasitesiyle alakalı bir şey. Yani daha özel bir şeyler vermek istiyorsanız, bir tık daha fazla enerji ve protein istiyorsanız, o zaman mecburen biraz konsantre yeme de girmek zorundasınız. Ama kaba yem miktarı mümkün olduğu kadar 2-2,5 kilo arası ırkları gözetmeksizin verebiliyorsunuz. Ama örneğin bazı ırklar var. Charolais ya da Merinos ya da Ile-de-France ya da çok güçlü şeyler. Onlar da ekstra bazen enerji ve protein takviyeleri yapmak zorunda kalabiliyoruz. Evet. Erzincan'dan Akkaraman koyunu ile alakalı bir sorumuz var. 400 koyunumuz Akkaraman koyunu var. Yazın yaylaya çıkarıyoruz. Süngerleme sistemi hakkında bilgi alabilir miyiz demiş. Bizim koyunlar birkaç ay doğumları sürüyor demiş süreç Şimdi, olarak. Şimdi şöyle söyleyeyim. 400 tane hayvan az bir hayvan sürüsü değil. Normalde 250'yi geçtiğiniz zaman biz artık size profesyonel gözüyle bakıyoruz. Önemli olan şu arkadaşım. Bu doğacak olan hayvan sen süngerledin. Hepsini gebeleştirdin. Hepsi mükemmel hamile kaldı. Hepsi aynı anda. O 400 tane doğuran hayvana hizmet edebilecek misin? Kuzularını öldürmeden bakabilecek misin? Evet. Şunu yapın. Süngerleme bakın.
çok abartılacak bir uygulama değil. Biz süngerlemeyi kullanıyoruz. Örneğin bazı çiftliklerde soy kütüğü çalışması yaptığımız için hepsinin aynı anda koça gelmesini ve tek tek hangi koyunu hangi koçla çiftleştireceğimizi tek tek takip etmek ve onu kaydına tutmak için kullanıyoruz. Hı hı. Bizim için, takip için önemli. Süngerleme hepsini aynı anda topluyor mu? Ben zaten toplayacak bazı 15 gün içinde bütün sürü koça gelebiliyor. Benim size tavsiyem şu olacak. Koçlarınızı, sürünüzü 150'lik gruplar halinde. Mesela 2 hafta arayla, 2 hafta arayla. Böylelikle ya da 1 hafta arayla da yapabilirsiniz. Ya da 10 günde bir de yapabilirsiniz. 150'lik gruplar ile de süngerleme yapacaksanız. En fazla 100 grup. Bunun içinde size en az beşerden 20 koça ihtiyacınız var. Evet. Çünkü hepsi aynı anda koça gelecek. 100 tanesi. O 100 tanesini 20 tane koça aynı anda çiftleştireceksiniz. Sonra bir 10 gün sonra, ki onları da ayırt edebilmeniz için çıkmayan bir farklı bir renk boya yapabiliyorsunuz. Mesela enselerini kırmızı boya, yeşil boya, mavi boya, siyah boya örneğin. Bu birinci grup ya da sırtını numara da yapabilirsiniz. Birinci sünger, ikinci sünger, üçüncü sünger, dördüncü sünger. Böylelikle doğum zamanı yaklaştığı zaman öncelikle ben sürüden şu birinci sünger grubunu buraya alayım. Bunlar şu kadar zaman içinde doğuracak. Bir hafta 10 gün içinde bunlara doğumdan önce şimdi aşılama sürecini, normal aşılama, koruyucu aşılamaları da yapacaksınız arkadaşlar. Yani bunları, o aşılamaları düzgün takip edebilmeniz için süngerleme yaptığınız zaman gebelik kontrolü meslektaştan istemeniz gerekiyor. Kaç tanesini hamile kaldı bu süngerlemeden, kaç tanesi boş kaldı. O boş kalanları oradan sürüden ayıklayıp onlara ayrı bir muamele yapmanız gerekiyor. Süngerleme işi dediğim gibi biraz daha hekim arkadaşlarla sıkı bir diyalogla, karşılıklı güzel bir istişareyle planlanması gerekiyor. Basit bir iş değil. Çiftleşmesi ayrı bir dert. Çünkü dediğim gibi 100 tane koyunu tek tek salmanız lazım. Şöyle söyleyeyim. 100 tane koyun, saldığınız 20 tane koçu, koçun kafası dönüyor. Ne her yerde dersin? Zaten bütün hayvanlar kızgın. Hepsi koçları yiyecek gibi üzerlerine gidiyor. Koç karışıyor kafası. Ne tarafa dönse, hangisini önce açsa, hepsi çorba oluyor. O süngerlemede doğru bir organizasyon yapmazsanız yüzünüze gözünüze bulaştırırsınız ve o masrafı size biraz artık zaten fyatları da çok yükseldi. Yükseldi zaten. Çok yani bu işi ciddi bir sürü takibi, ciddi bir pedigri çalışması yapmıyorsanız çok da süngerlemeyi tavsiye etmem. Evet. Hocam, Ağrı'dan bir izleyicimiz ısrarla yazmış, kendisine hemen cevap verelim. 1600 rakımda Şarole ırkı koyun yaşar mı diye sormuş. Yaşar, bakarsan niye yaşamasın ki? Doğru. Ama bakım yapıldıktan sonra. Şöyle söyleyeyim size, Şarole biraz kibar bir hayvandır. Çok iri, çok hızlı kilo alabilen. Fakat ırk itibariyle Fransa'nın kuzeyinde, Belçika'nın güneyinde o bölgeye ılıman bir iklime ve bol meraya alışık olan bir hayvan. Merayı bizim koyunlar gibi güzelce değerlendiremiyor. Arkadaş, çok fazla yormazsanız hayvanları, hı hı, çünkü yüksek rakımda bakacaksınız. Çok fazla gezdirirseniz onlar zaten bizim yerli koyunlar kadar değil. Dayanıklı değiller. Yani şöyle, hayvan zaten iri. Cüseli. Koyun 90-100 kiloya kadar gelebiliyor. Hı hı. İyi baktığınız zaman. Alt tabanlar, hele biraz meranız kötüyse altlar, tırnaklar acayip bir şekilde. Bunlar daha fantazi ırklar. Güzel bir... Şöyle yapabilirsin. Kendi yerli malın, güzel bir malın varsa kuyruksuz. Şarole koçla kendi ırkını geliştirebilirsin ama bütün sürüyü şarole alırsanız bu defa meslektaşlarla sıkı fık olmanız lazım. En ufak şey için çünkü hastalık geldiği zaman o bir sene, iki sene çok ciddi bir şekilde bir bocalarsınız. Hı hı. Çünkü adaptasyon yeteneği çok değil. Çok güçlü değil bizim yerli hayvanlar gibi. Çabuk yamuluyorlar. Ciğer enfeksiyonları çabuk yakalanabiliyorlar.
kuzuları dediğim gibi çok her şey normalse çok hızlı gelişiyor. Fakat orada da çok dikkatli olmak zorundasınız. Yerli koyun mantığıyla buna bakarsanız zarar edersiniz. Çok, çünkü benim burada Bursa'da Keles'te bir arkadaşımız var. Şöyle bakıyor. Hı hı. İlk sene geldiği zaman çok zahmet yaşadık. Yani hastalık belirtisi gösterene kadar zaten hayvan ölüyor. Ya ne oldu bu hayvana? Tosun gibi böyle topaç gibi bir hayvan açıyorsunuz, bakıyorsunuz akciğerlerde enfeksiyon, bağırsaklarda enfeksiyon. Şey yapamıyor, uyum sağlamakta zorlanıyor ama ırk güzel mi? Güzel. Fantazi bir ırk, para kazanabileceğiniz bir ırk ama çok titiz ve dikkatli olmak zorundasınız. Ve eski zaman mantığıyla bu işi biraz yapmamanız gerekiyor. Biraz daha modern, doğru kişilerle irtibatlaşarak modern bir şekilde yapmanızda fayda var. Hatta evet. Modern dedin. Başka bir soru var mı? Şu daha sorularımız var da hocam lafınızı... Şey yapalım, ben size küçük bir olay anlatayım. Bir anım var bundan birkaç saat önce buraya gelirken bir genç bir takipçim beni aradı. Sohbet ettik biraz. Bundan 6 ay önce bizim programlarımızı seyretmiş Kemal Bey'le. Bazı şeyler not almış vesaire. Ve sürekli babasına 100 tane koyun var. Ve baba bu Erol hocam şu şekilde söyledi, Erol hocam bu şekilde söyledi diye sürekli tartışıyoruz. Hocam anlamıyor, hocam anlamıyor diyor. Şimdi çok böyle bir sistemkar konuşuyor. Evet. Ya dedim anlamıyor, onu sen anlat düzgün bir şekilde. Ya onlar ne anlar demiş babası en sonunda. Ondan sonra demişler bak peki demiş babası. Biz bu sürüyü ikiye bölelim demiş. 50 sana 50 bana, sen de zaten evin ayrı demiş. Sen 50 taneye bak, ben 50 taneye bakayım. Bakalım kim daha iyi bakıyor falan diye. Dedim netice. Netice şu anda benim elimde 120 tane ama babamda hala 50 tane var dedi. Ne oldu dedim. Kuzu öldürmeleri, sürekli koç içinde olması. O şu anda 120 tane irili ufaklı tabii ki. Şeyler, toklularını doğurmuş zaten, gebe almış sürüler doğurmuş. Onlar büyümüş, tekrar hamile kalmış sürü, tekrar doğurmuş. Kuzu ölümleri olmamış. Söylediğiniz her şeyi çok dikkatli yapıyorum. Ya ben senin para kazanman için yapıyorum. Evet. Ama babacığın da kalbini kırma kardeşim. Şey yap. Ellerinden öp, neyin varsa onun sayesinde. Yani şeyden Allah razı olsun. Hoşuma giden bir atasözü var. Baba çınar gibidir. Meyve vermese de gölgesi yeter kardeşim. Evet, gölgesi yeter. Aynen öyle hocam. Şimdi Kocaeli'den Sinan Aktop'un bir sorusu var hocam. Koyunlar gebeyken koç aşımı tekrar oluyor. Yani koç aşım yapıyormuş koyunlar evet. Gebeyken. Sebebi nedir diyor. Şimdi sebebi önce sensin kardeşim. Ya ben bir şeyler anlatıyorum da. Gebe sürünün içinde koçun işi ne? Ne yapıyor o koç orada arkadaş? Evet. Yani bazen böyle sinir oluyorum ama çok fazla şey etme. Ben biraz söylenirim. Evet. Gebeyse hayvanın, koçun orada işi yok. Ya çözdüyse, çözdüyse zaten o bir ay içinde gebeleşmemişse o hayvan, o demek ki onda sorun var. Ya onu tedavi yaptırıp da yeniden çekeceksin, ultrasonla baktıracaksın. Ama koçlar toplayın erkek kuzuları, kurbanlık kuzuları, hepsi birbirinin üstüne atlıyor. Yani o zaman ne olur? O koç sürekli içinde olduğu zaman abort da olur yavru. Yani gidip sadece bir kafasına, karnına bir vurması yeter. Koyunlar birbirini kollar. Özellikle hamile koyunlar ağırlaşır. Ani hareketlerden kaçınırlar. Boşlar, oplar, zıplar. Bu koyunlar birbirini kolluyor ama koç umurunda bile değil. Yem koyduğu zaman hemen gider sağa sola, boynuzu varsa boynuzunu açın bana yol, ben geliyorum, ben kralım diyor. Ondan sonra ne oldu? Hocam yavru attı. Ne oldu? Ya abortların da olur, tecavüzlerin de olur. Yani koçu çıkaracaksın. Koç sürüdü içinde işi yok. Sen istediğin zaman girecek, istediğin kadar girecek. Ondan sonrası zaten o koçun işi orada yok. Ondan sonrası artık top sende. Evet. Ona benzer bir sorumuz daha var hocam. İzmir'den gelmiş. Koyunlar gebeliğinin 3. 4. ayında koça geliyor. 1-2 ay sonra da doğumlar başlıyor demiş. Koyunlar doğuruyor demiş. Şimdi, nasıl yani, ben anlamadım. Koyunlar gebeliğinin 3. ve 4. ayında koça geliyor. 1 ve 2 ay sonra koyunlar doğuruyor. Neden olur? Şimdi koç içinde mi? Onu da yazmamış arkadaş. Evet, yazmamış. Ben evet. Bu açıklamadan sonra ben yazamam zaten böyle bir şeyi artık. Evet. Şöyle söyleyeceğim o zaman. Bazen koyunlarda gebeyken
yalancı kızgınlık belirtileri de yapabiliyor. Bunlara şu şekilde ayırt. Bakın tekrar yavaş yavaş artık meslektaşların çoğunda ben çok hoşuma gitti. Birçok meslektaş da yavaş yavaş artık ultrason almaya başladılar. Parayı kıymaya başladılar. Ultrason ucuz bir cihaz değil ama sayın meslektaşlara da buradan sesleneyim. Gidip de çok lüks son model araba alacağına gidip de bir tane ultrason alsınlar ve kendi mesleğine bir yatırım yapsınlar. Ki birçoğu da bunu yapıyor zaten artık. Ve eskiden çok az insanda varken şu anda neredeyse özellikle genç nesil meslektaşlarda ultrason var. Arkadaşlar ben normalde bir aylıkken hamilelik muayenesi yapabiliyorum. Meslektaşların hepsi de bunu rahat bir ay 40 gün 45 günlükken koç katımı yaptınız. Gidin çağırın veteriner hekimi muayenenizi yapsın. Muayene parası çok büyük rakam değil. Neden değil? Eğer ki o hayvan hamile ise selamünaleyküm, hoş geldin sürüme. Hamile değilse, boşsa o hayvan, ona göre bir kuzu kaybetmeyin. Çünkü bir kuzu bir sen beklersin. Ya ben bunu bekliyorum, gelmedi, tutmadı. Gelmedi de bir sene boyunca bu hayvan senden yerse, özellikle biraz kapalı yöntemlerle bakarsanız, bir sene içinde bu hayvan kendini, maliyetini yiyor. O yüzden sanat kesinlikle kuzu vermesi lazım. Evet. O yüzden arkadaş şunu yapacak, gebelik muayenelerini yaptıracak. Kesin gebe dediği hayvanların şeyine G harfi yaptırsın şeyden. Boyalı normal sanayide. Bir yağlı boyayla poposuna G harfi yaptırsın. Bu kesin gebedir desin. Ondan kenara sonra çeksin. Onlarla işi bir daha yok. Koça gelmiş gelmemiş seni ilgilendirmez arkadaş. Koç sürün için olmaz. Evet. Koç bunu her zaman söylüyoruz. Koç hiçbir zaman sürünün içerisinde istemiyoruz. Gebe hayvanın gebeliğini ayır. Boş dediği hayvanın içine koçunu kat. Evet. Ama sen istediğin zaman kat. Koç istediği zaman açmasın. Koçu siz güdün yani. Koç sizi gütmesin. Evet. Hocam şimdi de program birinci bölümde söylemiştik aşı takvimiyle alakalı. Evet. İzleyicimizin o sorusunu cevaplayalım isterseniz. Aşı takviminde koç katımı öncesinde, evet, gebelik döneminde, işte doğuma yakın dönemde hangi aşıları yapmamız lazım? Tekrardan vurgulayalım ve notlarımızı da alalım. Evet, şimdilik şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu anda yapılan, üretilen hemen hemen tüm aşılar, bu benim için çok iyi bir şeydir. Bütün meslektaşlar için artık hamile hayvanlarda çok güvenli bir şekilde yapılabilecek olan aşılardır. Evet. Biz şimdi gebeyken gebeleşme sürecine bağlı sadece bir not tutacağım. Ondan sonra gerçek yapacağımız aşıları söyleyeceğim. Gebeyken veba ve çiçeği yapabiliyorsunuz. Fakat şunu söyleyeceğim. İkisi de senede bir kere yapıldığı için yapılma zamanı da genellikle Tarım Bakanlığı'nın programları çerçevesinde olduğu için rahat yapabilirsiniz. Tek istediğim şey şu, ileri gebeyse hayvanlarınız çiçeği bir tık bekletebilirsiniz. Ya daha erken yaparsınız ya da doğumdan sonra yaparsınız. Erken gebelikte. Ama bu zorunlu iki aşının dışında asıl bizi sormak istediği arkadaşın da sormak istediği aşı, üç tane aşı biz çok bizim için önem arz eder. Bir, gebe kaldıktan sonra agalaksi aşısını yapacaksınız arkadaşlar. Agalaksi çok önemli bir hastalıktır. Köylü ona soğula da der. Güzel bir aşıdır. Ve o aşıyı kesinlikle yapmanızı ben öneriyorum. İki aşı arasında en az 20 gün, 15 ile 20 gün ama ideali 20 gün arasında olması gerekiyor. Geçen bölümünde ben bir şey söyledim. İki aşıyı aynı anda da yapabiliyorsunuz. Aynı şeyde birer hafta arayla yaparsanız sıkıntı yaşarsınız diye. Önce Galaksi'yi yaptık. İkinci aşı 20 gün sonra Pastorelli aşısı yaparsanız özellikle bu mevsimde hamile kalmış olan hayvanlarda Pastorelli aşısı çok önemlidir. Çünkü doğum esnasında Pastorelli biliyorsunuz ciğer hastalığına karşı hayvanları korur. Doğurduğu zaman hayvan çok hassas oluyor. Terledi, yoruldu, ıkındı vesaire. Bu
bağışıklık normal Pasteurella mikrobu arkadaşlar, hayvanın ciğerlerinde, solunum yollarında zaten normal olarak yaşayan bir mikroptur. Hı hı. Fakat ne zaman doğum yapsa, ne zaman bağışıklık sistemi göçse, birdenbire o Pasteurella hortlayıp ciğer hastalığına sebebiyet veriyor. Havalar sıcak, ciğerine kaptırdığın zaman ciğer enfeksiyonları oluyor. Yani bu Pasteurella aşı gebelerde çok önemlidir. Ağız sütüne de az da olsa etkisi var. Ve ağız sütüyle ilk 15 gün kuzular doğduğu zaman o ağız sütüne birazcık onlara da aktardığı için bir tık yavruları da korumaya yardımcı oluyor. Üçüncü aşımız, doğuma ortalama bir ay kala yaparsanız çok iyi netice alırsınız. Ama bakın, tekrar bir şey söylüyorum. Koçları siz kattınız. Sizin istediğiniz zaman hamile kaldılar. Toplu bir şekilde ortalama bir ay kala doğumlara siz karma ve septisemi aşısı dediğimiz iki aşı var. Normal karma aşıyı yapın ve onunla birlikte aynı anda sade septisemi aşısı var. Ayrıca şimdi marka söyleyemeyeceğimden dolayı, ayrıca karma ile septisemi bir yerde olan özel aşılar da var. Çift, yani çift aşı yapacağınızda tek aşı ama ikisini de içeren aşılar var. Onu yaptığınız zaman çok kaliteli bir ağız sütü elde etmiş olursunuz. O doğurduğu zaman o şeyinde ağız sütüyle siz bu uygun bağışıklık elementlerini siz yavrularınıza aktarmış olacaksınız. Evet. Şimdilik bu. Daha sonraki aşamalarda kuzulara zaten doğurtacağız. Kuzulara bir sonraki programda arzu ederseniz biz bu koçu çektiğimiz, gebeleştirdiğimiz hayvanların kuzularını da ele alalım. Hı hı. Bir sonraki programda kuzuları ele alacağız. Gebelik dönemini ve doğum kuzu bakımını işleyelim süper. Bir dahaki programda. O kronolojik olarak gitsin, hı hı, bu şekilde. Sıraya göre ama devam edelim. Ama bu arada tabii ekstra sorular varsa onları da, hı hı, her türlü cevaplamaya. Tabii ki, yani şu anda hocam okuyamadığım 30'un üzerinde sorum var burada, eyvallah, izleyicilerimizden gelen. Sıra sıra böyle aralarından hani seçiyorum, izleyicilerimize kusura bakmasın. Çok güzel sorular var, çok değerli sorular var. Evet. Sırayla cevaplayacağım inşallah. Tekirdağ Saray'dan Fırat Çavaş'ın bir sorusu var bize. Çok selamları var bu arada. Aleykümselam. Birinci sorumuz, gebe koyun koça gelir mi diye sormuş. Gelir. İkinci yalancı sorum, kızgınlık dediğimiz bir olay yapar. Olay odur. Evet. Beşiz kuzularımızda bu sıralar dizlerde şişlik oluyor. Protein fazlalığına bağlı olur mu demiş. Yok. Bu sorum, dizlerdeki şişlikler genellikle arkadaşlar doğru doğurmaz. Ben sürekli bir şey söylüyorum. Göbeğinde doğar doğmaz tentriyot batikon sıkın diye. Normalde bu yeni doğduğu zaman zeminden, göbek kordonundan bazı mikropları kapar. Karaciğere gider o mikroplar. Ondan sonra ilk önce ön dizlerin diz eklemlerine, artrit dediğimiz diz eklemlerine, sonra da arka eklemlerine enfeksiyonlara sebebiyet veriyor. Bu normalde doğan kuzuların göbeğine tentriyot sıkmadığınızdan dolayı oluyor. Başka, evet, bir şeyden dolayı değil. Devam edelim hocam. Koç katımıyla alakalı da, yani koç seçimiyle alakalı izleyicilerimiz var, evet, da sorularımız var. Koç seçiminden bahsetmek istiyorum biraz da. Şimdi, evet, sürümüzde elit bir sürü oluşturabilmek için değerli bir sürüyü, mesela F4'e kadar mesela aynı koçu kullandığımızda sürümüzü bir noktaya getirebiliyoruz diye konuşmuştuk. Evet. Burada koç seçiminde dikkat etmemiz gereken mesele nedir? Mesela bir izleyicimizin sorusu var, onun üzerinden de gidebiliriz. Evet. Kıvırcık cinsi koyunumuzun ikizlik oranını arttırmak için hangi koç kullanmam gerekiyor diye sormuş. Bunun üzerinden giderek koç seçimine de, evet, giriş yapalım burada. Şimdi önce neyi amaçladığı çok önemli. Hı hı. Et istiyorsan kıvırcık ideal şeyi merinostur. İdeal partneri. Partneri, eşi. Evet, eşi. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben benim danışmanlık yaptığım işletmede kapının girişinde bir yazı koydu işletmenin sahibi. Evet, Ümit Bey. Koçunun değerini bilmeyen ne bizim buradan koç satışımız yoktur demiştir. Şimdi arkadaşlar,
koç alırken zaten sürüyü sürü yapan koçtur. Evet. Defalarca bunu söylüyoruz ve söylemeye de devam edeceğiz. Siz nasıl bir tarlanız olursa olsun, nasıl bir şey olursa olsun, sürüyü ıslah etmek istiyorsanız kaliteli koçla anca bunu yapabilirsiniz. Ne kadar bakın, ben hep o basit bir hesap yaptım. Yaptığım vatandaşlara da anlatıyorum. Ya 3000 lira hocam, 4000 lira hocam, 5000 lira, 5000 liralık et yok ki bunda diyor şimdi. De biz size kasaplık kuzu satmıyoruz ki. Evet. Biz size damızlık genetik satıyoruz. Bu ne demek? Genetik. Bakın, 50 tane kuzu alsanız siz o koçtan, 5 kilo karkas farkı yapsa size, 50 tane kuzu 250 kilo et yapar. 40 liradan yuvarlak, şimdi düştü biraz da, 40 kilo yuvarlak hesap yapsanız zaten 10 bin lira ekstra kazancınız var. Koçun sadece o 50 tane kuzudan size kattığı kazanç. Yani siz burada koç seçimini öncelikle sürünüzdeki dişi materyaline uygunluk şeyinle alakalı bir şeydir. Hı hı. Örneğin siz gidip de sütçül bir hayvana bir alakasız bir örneğin, bakın tekrar söylüyorum, şimdi mesela yağlı kuyruklu koyunları, ak karaman, mor karaman gibi koyunları ince kuyruklular çok zor aşıyor. Aşamıyor. O bir sanattır. O herkes o işi, her ince kuyruklu koçlar bunu yapamıyor. Ona kafasında kuyruğunu kaldıracak, omuzunu da kaldıracak farklı değişik hamlelerle o koçu, koyunu aşabiliyor. Koç seçimini ona göre yapacaklar. Bir. İki, neyi amaçladığını, ben süte biraz gideyim mi yoksa ete mi gideceğim? Neyi amaçladığını, mesela o arkadaş 4 şeyde sezonda koçu sürüyü çevirebileceğini söylemiştim. Ama sadece anaçları aşmakla olmuyor. Kızlarını sonra tekrar mecburen o koçu dinlemek zorunda. Yani bu sene bütün dişileri çiftleştirdi. Seneye de anaçları çiftleştirse tekrar, ama kızlarını farklı bir koç getirmek zorunda. Hı hı. Çünkü başka türlü o kan yakınlığı başlayacak. O sürü gerilecek ve de toparlayamaz zaten ondan evet. sonra. Akraba evliliğinin artık getirmiş olduğu. Koç katını yapacak. Koç seçerken dikkat edilmesi gereken bazı kriterler var arkadaşlar. Bir, aldığınız koç sürüsüne bakın arkadaşın. Ben mesela şu anda bir işletmede koç aldı. Tanımadığı bir işletmeden. Koç sürüde Brusella hastalığı varmış. Koç Brusellalı koyunu açtığı zaman koç artık taşıyıcı oluyor arkadaşlar. Evet. Yani sağlıklı koç, tamam da taşıyıcı. Senin sağlam sürüne başladığı zaman o koç aşım yapmaya tek tek Brusella mikrobu hepsine bulaştırıyor. Şu anda korkunç bir yavru atlıkmalar var ve hep tahlillerde Brusella çıkıyor. Ne yapacağız biz şimdi, vatandaş panik içinde. Koçları zaten imha edeceksiniz. Koç tedavisi yok zaten bu işin, bu şekilde. Taşıyıcı olduğu için. O yüzden ben size mümkün olduğu kadar referans olan bazı işletmeler var. Hı hı. Adamlar kesinlikle bu işi çok profesyonel boyutta yapıyor ve o şekilde yaklaşıyor. Brusella aşılarını, bütün her türlü aşılarını düzenli bir şekilde yapıyorlar ve o tür işletmelerden siz damızlık alın. Yani biraz daha şey yap. Şimdi ne olacak o adam? Bütün sürüsü Brusella. Şimdi o sürüyü komple ne yapacak? Doğuran doğuracak, atan atacak. Ondan sonra bütün sürüyü gidecek, bıçağı verecek. Sonra dişi damızlık materyalimiz gitti. Gitti. Evet. Burada bilinç de gerekiyor. Koç mu aldınız? Yeni kurulan bir işletme vardı geçen de. Brusella testi çok zor bir test değil ki. Yani normal veteriner hekime müracaat etsinler. Her birinden birer tüp kan alsın. Tahlile göndersin. Tarım ilçe müdürlükleri ve il müdürlükleri bunu ücretsiz yapıyor zaten. Hemen alsınlar. Kan testini yapsınlar. Brusella var yok. Yoksa ona göre alsın koçunu. Hastalıklı koçu. Niye alacaksın sen? Yani evet. Bunlar çok önemli şeyler. Ona dikkat ederlerse koç katımında. Koçun fiziksel özellikleri çok önemli. Hı hı. Koç iş yapıp yapmayacağını şöyle söyleyeyim size. Karışık koç grubu aldığınız zaman genç koçlarla yaşlı koçlar arasında çok ciddi bir dominantlık, yani baskılama özelliği var. Hiyerarşik düzen var. Tabii. İster istemez. Baba koç gelecek, aşacak.
dinlenirken dolaşacak diğer genç koçlar atlamasın diye habire onlara boynuzunda ya da kafayla önlerini siper olacak. Bir türlü diğerlerine ve o baskılaya o genç koçların libidosu düşüyor. Yani aşk yapma isteği bitiyor. Hı hı. O yüzden ondan sonra belli bir zaman sonra onu aramamaya başlıyorlar. Yani bu süreci de çok güzel organize edebilmeleri lazım. Yani eğer ki o koç, baba koç çok fazla baskınsa gerekirse onu salmayacaklar. Hı hı. Ya da onu ayrı bir şekilde ayrı bir grup yapacaklar. Içeri. O grubun içine salacak. Genç koçlar çok daha şeyle beraber aynı gruptaki koçlar çok daha toleranslı davranıyorlar birbirine. Hı hı. Ve birbirini destekleyerek çok güzel de aşım yapabiliyorlar. Koçlar 1,5 yaşından küçük olmasın. İstediğimiz genetik aktarım çok önemli. Evet. Bakın şu da önemli. Örneğin koç heybetli, büyük bir koç. Maşallah maşallah diyeceğiniz bir koç. Fakat aşım yaptığı zaman bir bakıyorsunuz ki yavruları küçücük. Babası kim? Siz kayıt yapmazsanız, takip yapmazsanız o koç genetik aktarımı kötü oluyor arkadaşlar. Bazen koç aşıyor, çok güzel aşım yapıyor vesaire. Yavrular doğduğu zaman çelimsiz, gelişmeyen o tür koçu biz damızlık vasfından hemen kaldırıyoruz ve bitiriyoruz. Bizim için o yüzden kayıt sistemi çok önemli. Hangi koç, hangisini? Şimdi siz baktığımızda ben bir süreye gittiğimde adam bana şunu söylüyor. Ya şu baksana hocam diyor, bak beraber doğdu ama bazıları gelişiyor, bazıları gelişmiyor. Şu gelişmeyenlerin babası kim? Ne bileyim ben, 10 tane koç var. Biri işte. İşte birisi. Birisi de senin, sana zarar veriyor bu. Para kaybettiriyor sana. Ben birileri 55-60 kiloya geldiği zaman öbürleri hala da 30 kiloda. Hı hı. Şimdi ben bunları toplu satmazsam kasap geldiği zaman sen bunları toptan satacaksın. Bazıları küçük, bazıları büyük. Fazla öbürlerini beklersen buradan yağlandığı için zarar edersin. Küçükleri de küçük olarak satarsan sen zarar edersin. Sen kilodan kaybedeceksin. Kilodan kaybediyorsun. Bu işi doğru organize etmeniz lazım. Hangisinden size zarar geliyor? Koç o yüzden çok önemlidir. Ve tekrar söylüyorum, koçları sürüden çıkarıyoruz arkadaşlar. Evet. Biz istediğimiz zaman gebeleşecek. İstemediğimiz zaman kenarda koy. Vay canı sıkılıyor hocam, vuruyor. Ona göre sağlam kapıları yapacaksın. Vurdurmayacaksın. Ondan sonra tecavüzler, abortlar vesaire. Onlara dikkat edeceğiz. Evet. Şimdi Fırat Bey bir katkıda bulunmuş. Aşılarla alakalı çok güzel bir noktaya değmiş aslında. Tarım il ilçe müdürlükleri aşılama programı yapıyor ve ona göre aşılamaya geliyorlar demiş. Yalnız birçok hastalık düzensiz aşılamadan oluyor diye biliyoruz demiş. Evet. Bu durumda işletmede iç dış parazit mücadelesi yapılmamışsa aşılar çalışır mı? Yoksa o yapılan aşılar bir işe yaramaz mı demiş. Geçen programki konumuzu anlatmış arkadaş, sağ olsun. Şimdi şöyle, tarım ilçe müdürlükleri kendi programını yapıyor. Sizin programınız değil ama. Onlar kendi aşılama, mevsimsel aşılama programları yapıyor. Sizin elinizde örneğin her sene onlar belli bir rutini varsa ilçede, o hangi bölgedenseniz, ya bu aylarda bunlar veba yapıyor. Ben hamileliğin başındayken vebayı yapsınlar. Onlar yapmazsa özele yaptırırsınız uzman. Onları da notunuzu alırsınız. Parazit uygulamalar şöyle önemli. Ben önceki bölümde de söylemiştim. Ne kadar çok parazit varsa o kadar bağışıklık sistemi düşüyor. Evet. Bağışıklık sistemi zayıfladığı için aşılardaki aşı titresi dediğimiz bağışıklık seviyesi biraz düşmüş oluyor. Yani bu çok önemlidir. Paraziti zaten ilkbahar ve sonbaharda yaptığınız zaman diğer zamanlarda aşılar çalışıyor, sorun yok. Evet. Çok da kuralcılıkla boğmamak lazım. Biraz spontane yaşayın arkadaşlar. Hı hı. Spontane yaşarken mevsime bağlı. Çünkü arkadaş ben kurbanlık yapmak istiyorum diyor. Kurbanlık yapmak istiyorsan 6 aylık seneye Ağustos'ta mı kurban? Hı hı. 6 aylık olsa Mart'ta mı doğurması gerekiyor? Aşağı yukarı. Evet, Mart'ta doğuracaksa o zaman 11. Aynen. Ayda. Şu anda arkadaşlar siz hemen koç katımını yaparsanız seneye Ağustos'a kurbanlıklarınızı yetiştirmiş olursunuz. Evet. Ancak denk gelir zaten. O önemli. Onu yapın. Hı-hı. Şu aşamada bunun için de hemen flashinglerinize başlarsınız. Koç katımını yaparsınız. Devletin programı devlete. Çok
şeyse, ilerlemişse hamilelikleriniz, rica edersiniz. Şu anda yapmayalım çişe karşısın dersiniz. Hı hı. Doğumlardan sonra ertelersiniz. Hamileliğin başında veba ile çişe yaparsanız ondan sonra agaraksi, pastorella ve karma ile septisemi aşısını yapılması gerekenler. Evet. Bursa'dan Mehmet Bey, 30 koyunla uğraşıyorum. Sürü de koç kaç gün kalmalıdır? İdeali 40'tır. Yani şöyle söyleyeyim. Normalde dedim ya, 30 tane koça, 30 tane koyuna bir koç işini görür. Hı hı. 25 diyoruz ama koç ilk performansı bir koçsa yetiştirir. Hı hı. Normalde bir 15 günde bir birileri koça gelir. 15 gün daha hadi tutmadı, koç yetiştiremedi, çözdü derler. Hı hı. 15. gün. Hadi normalde 30 gün dünyada geçerli ama biz de bir 10 gün daha öyle bir ya da 15 gün daha bir şey bırakıyoruz. Yani 45 gün kalması mükemmel bir zamanlamadır. Hı hı. Ondan sonra zaten %90'dan fazlası zaten hemen hemen hepsi hamile kalmış olur. Evet. Peki hocam, bu süreç içerisinde hani en başta da söylemiştik ya, aşım yapılan koyunu ayırmamız gerekir mi? Hani 45 günlük süre 30 tane olduğu zaman gerek süre yok. İçerisinde devam gerek edebilir. Zaten o hayvan kızgınlık belirtisi göstermez ki. Hı hı. Sadece hangisi kızgınlık gösterdiyse koç onu aşar. Onu aşar. Yani diğerlerine gerek yok ama belli bir zaman sonra zaten koç sürekli kızgın hayvan. Her gün bugün bir tane iki tane, bir tane iki tane. Her gün bir tane gelse koça zaten 30 günde, bunlar hepsi her türlü hamile kalır. Hı hı. Ama biz dedik ya 15 günde bir hayvanlar kızgınlık belirtisi gösterir. 15 gün sonra bir daha. Hadi tutmayan varsa bir 15 günde benden kalsın dersin. Ama ondan sonra koçunuzu çıkarıyorsunuz. Bir şeyler, bazı şeyler var. Bazı programlar var. Mesela koç katımı yapmadan önce tuz uygulaması, bazı işletmelerde biraz rasyondaki tuz oranını artırarak gerçek koçu salmadan önce genç toklu koçları bir ön katım yaparlar. Şu şekilde, ona da bir tekniktir bu. Hı hı. Mesela gerçek koç katımı yapacaksınız. Örneğin 100 tane koyununuz var. 5 tane kaliteli koçunuz var. Bunlar fazla var. Ya da 4 tane bile yeter. Kaliteli koçunuz var. Onları salacaksınız. Hayvanları, dişi koyunlara dişiliğini hatırlatacak bir şeyler. Bunu bizim hocamız hep anlatır. Mesela bir ıssız bir adaya bayanlar düşmüş. Ondan sonra hep bayan olduğu için belli bir zaman sonra hepsi bakımından vazgeçiyor. Normal rutin hayatına devam eder. Hı hı. Ama orada birdenbire bir erkek o adaya geldiği zaman onlar hemen başlıyorlar kendilerine çeki düzen vermeye, makyaj, güzelleşme vesaire. Bu onların bu doğasında var zaten, östrojenlerin, hormonların verdiği bir şey. Evet. Bu flashing'i yaptıktan sonra arkadaşlar biraz da rasyonlarına tuzu da katarsınız. Tuz da verirseniz. Bu arada genç tarama koçları dedik ya. Hı-hı. O genç tarama koçlarında gene önlüklü ama boyasız. Sadece öylesine salın onları. Hı-hı. Onlar zaten sürünün içine girdiği zaman dişiler de hemen kendine o libidoları da, hormon mekanizmaları, mutluluk hormonları da artmaya başlar. Atmaya başladıktan sonra onları çıkarıyoruz. Ondan bir hafta sonra da gerçek koçları sürüye saldığınız zaman ondan sonra ortalık yoğun bir şenleniyor. Evet. Hocam bununla da beraber programımız artık ne oldu, bitirelim. Gene bitti hocam. Maalesef ki. Keşke gönül ister ki daha devam edelim ama ayrılan bir süremiz zamanımız var. Uyumak zorundayız. Zamanımız 15 gün sonra devam ederiz. Aynen öyle. 15 gün sonra evet. Bu sefer koç katımının bitiminden koç başlayıp, katımını bitirdik. Gebelik süresi. Hayvanlarını gebeleştirdik. Şimdi doğurtacağız. Evet. Önümüzdeki programımızda koyunlarda gebelik süresini işleyeceğiz. Doğum süresi ve doğumdan sonra kuzuların bakımını işleyeceğiz. Bu arada beslemelerini de konuşabiliriz. Hı hı. Gebek koyunların beslemelerini konuşabiliriz. Evet. Bunu toptan bir harmanlarız. Gene bir İnşallah faydalı bir program olur. İnşallah. Çok teşekkür ederiz Erol Hocam verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, sizden gelen çok fazla sorumuz var. Gerçekten katkınızdan dolayı, katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Elimizden geldiğince yetişmeye çalışıyoruz, cevaplamaya çalışıyoruz ama affola diyoruz, yetişemediğimiz sorular da çok bu konuda. 15 gün sonraki programımızda sizden gelen sorularla ve az önceki bahsettiğimiz konularla beraber tekrar karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin.